To be lucid, we have to do far better. Öncelikle tahmin edebileceğiniz üzere çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum bugünkü sonuç itibariyle. Yeterince iyi değildik. Kötü bir başlangıç yaptık. Maç başında çok fazla top kaybettik. Haddinden fazla top kaybettik. Özellikle ilk 20-30 dakika maça girmek konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Tabii ki Başakşehir şampiyonla oynayacağını bildiğimiz bir takım. Bu kesin ama ben yine de bugün takımımdan daha iyi bir oyun bekliyordum. Daha iyi bir oyun ortaya koymalıydık her şeye rağmen. Maçta bir bölümden sonra kötü başlamış olmamıza rağmen geri geldik. Maça geri döndük ve biz de oynamaya başladık. Ama yeterli değildi. Şu an için akıllı olmalıyız. Ciddi bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Hatalarımızı görmeli, zekice analiz etmeli ve onları o konularda kendimizi geliştirmeliyiz. İlk yarıda 17 maçın 15'ine üçlü oynayarak, karşılarken beşli oynayarak, zaman zaman oyunda geri düştüğünde dörtlüye dönen, ilk maçı bize karşı dörtlü oynayan ama özellikle son Gençler Birliği maçında da üçlüden dörtlü dönen, iki formasyonda da, değişik formasyonlar oynayan bir takım olduğu için iki formasyonda da özellikle baskıyı nasıl yapacağız, topa sahip olduğumuzda opsiyonlarımızı nasıl kullanacağız, bununla ilgili çalışma yaptık. Topa sahip olacağımızı çok iyi biliyorduk ama özellikle bugün 4-3-3 sisteminde Bursaspor oynarken biraz adam odaklı beşli oynasalardı topa daha fazla sahip olacaktık ama ona rağmen ilk gole kadar %81 toplu oyunu oynamışız. Ve 61 dakika top oyunda kalmış. İki takımın da oynamasını gösteriyor bu. Ve oyunun bütününde de %61 ile toplu oynamışız. İkinci golden sonra biraz rakibin yüksek oyunu oynaması. 45 ile 55 arası biraz baskı giyer gibi olduk. Bireysel hatalar yaptık. Duran toplar verdik rakibe. Ama bunlar da sahanın içinde doğru durduk. İkinci golden sonra takım boyumuz biraz kendi kalemize yakın oldu. Bu da normaldir. Rakip bazen direkt oyun oynadı ama oyuncular belki bir pozisyon verdiler. Onun için de sağlıklı biçimde sahanın içinde durdular. Oyunun Emre Belezoğlu oyundan çıkana kadar oyunda en çok mesafe kat eden ve yüksek şiddette koşu yapan oyuncuydu. İkinci golde çok anahtar bir pası var. Ve özellikle olumlu taraflarımız son derece fazla bugün oyunda. Olumsuz tarafı bizim açımızdan baktığında pas iade oyununu çok bazen abarttık. Hani hedefsiz bir kale gibi tekrar geri döndük. Bunu biraz daha atak sonuçlandırmayı daha fazla yapabilirdik. Ama ona rağmen özellikle böyle bir deplasmanda değişik formasyonlarla oynayan bir takım seyirci atmosferi de hem bu oyunu oynamak hem bu skoru almak kolay değil. Bugün sahada bence oyun gücü gösterisi vardı. Bunu son derece sağlıklı yaptık. Oyuncularımın bireysel performansları sahada ve sistemin içinde gösterdikleri performans dahil olmaları son derece iyiydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bursaspor'a da başarılar diliyorum.